Ali Başkanım. Sayenizde sağlığım da çok iyi oldu. Moralim çok güzel. Osman Başkanım hoş geldiniz. Sayın İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Milletvekillerim, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarım, meclis üyelerim, önceki dönem milletvekillerim, önceki dönem ilçe başkanlarım, İyi Parti ve Demokrat Parti Dalaman ilçe başkanlarım, sivil toplum örgütleri başkanları, muhtarlarım, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, Dalaman ilçe örgütü olarak düzenlemiş olduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. ...21 Ağustos tarihinde düzenlemek istedik. Fakat ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı bugün icra etmekteyiz. Yangın ve sel felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir gün önce 99. yıl dönümünü tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlamış olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tekrar kutluyor. İstiklal mücadelemizde vatanımızı sonuna kadar savunan tüm ecdada şükranlarımı sunuyor. Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, afiyet olsun. İlçe başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca'yı davet ediyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. İlçe başkanımız 2 dakikayla sınırlı tuttu. Şimdi onu konuşuyorduk biraz önce kendisiyle. Bu tür yemeklerde fazla konuşulmaz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde başaramayacağımız hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Biz bunun en güzel örneğini Fethiye'de gösterdik. 30 yıl sonra bütün örgütümüzle birlikte el ele vererekten Fethiye'de gerçekten güzel bir işi başardık. Yine Dalaman'da ilçe başkanımız seçildiği günden bu yana Dalaman'da çok güzel hizmetleri hep beraber görüyoruz, sizler de görüyorsunuz, imza atıyor. İnanın ki eğer 15 güne bir benim kapımı çalıyor, ben de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olaraktan elimden gelen bütün desteği kendine vermeye hazırım. Geçen dönemde bir yol kazası yaşadık. Dalaman'da gerçekten önceki dönem belediye başkanımız ve ekibi de güzel hizmetler yapmıştı. Kısa bir mola verdik. Önümüzdeki dönem Sezer başkanımız ve ekibiyle birlikte yine Dalaman'ı kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Ben de Fethiye Belediye Başkanı olarak bu yolda sizlerle beraber yürüdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Elimizden ne geliyorsa Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. İlçe belediye başkanlarımız da burada. Sizlerle beraberiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Milas Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Tokat'ı davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerimiz, İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, değerli parti yöneticilerimiz, geçmiş dönem milletvekillerimiz, değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de
Dalaman örgütümüzü desteklemek ve ilçe başkanımızın gayretine bir nefes verebilmek adına Milas'tan bu akşam 48 arkadaşımızla beraber Dalaman yemeğine katıldık. Burada sizler olmaktan son derece mutluyuz. Ailem başkanımın dediklerine aynen katılıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde bütün ilçe belediye başkanlarıyla sizin bu dönemdeki mahzunluğunuzu azaltabilmek ve en azından o duyguyu yaşatmam adına bütün belediyelerle Dalaman örgütünün arkasında olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum. Bu anlamda da her zaman kapımız sizlere açıktır. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Dalaman'ı tekrar kazanarak hizmetlerimizi burada da hep birlikte yürüteceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Bahattin Gümüş'ü davet ediyorum. Yapmak üzere Datça Belediye Başkanımız Sayın Gürsel Uçar'ı davet ediyorum. Evet, değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli emekçileri, hepinizi Datça'dan getirdiğim o güzel Datça havasıyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, siyasette en büyük mücadele kesinlikle umudumuzu yitirmememizden kaynaklanıyor. Bizlerin insan ilişkilerini, bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızı birlik beraberlik içerisinde buluşmasını sağlamamızdan daha başka bir yöntemimiz yok. Önce Cumhuriyet Halk Partililer birbirini sevecek, birbirine güvenecek, omuz omuza hareket edecek. Odur ki yarın başarıyı sağlayacak. Ben inanıyorum ki evet, geçmişteki belediye başkanı arkadaşımız Muhammed Şaşmaz benim İlgenel'den çok samimi arkadaşımdı. Onun mücadelesi bir dönem burada belediye başkanlığını kazanmaya yetti. Ama şunu görüyorum ki bugünkü partimizdeki birlik, beraberlik, dayanışma yemekleri önümüzdeki 2024 seçimlerinde Dalaman Belediyesi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacağı inancıyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Süleyman Girgin'i davet ediyorum. Onun dışında değer gören hiçbir kimse de yok. Ne gençler, ne insanlar, ne hayvanlar. Asla umutsuz değiliz. Genel başkanımızın dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yakın ve onu gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla hep birlikte başaracağız. Şu anda seçimlere 20 ay kaldı diyelim. Ama bu 20 ay boyunca hepimize düşen görev bir Mustafa Kemal gibi, bir doktor gibi, bir işçi gibi, bir emekçi gibi, kadın gibi, çocuk gibi saf ve temiz duygularımıza hep beraber yürüyeceğiz ve bundan sonraki ilk fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hep beraber kavuşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı vekilimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Suat Özcan'ı davet ediyorum. Gün seçimlere topyekün hazırlanma ve gitme zamanıdır. İşte bugün bunun bir örneğini vermiş olarak Dalaman ilçe başkanımıza, Dalaman ilçe yönetimimize, kadınlık kollarımıza, gençlik kollarımıza ve Dalaman örgütümüze
çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği Covid süresi boyunca gösterdi zaten Dalaman ilçe başkanı ve yöneticilerimiz, tüm Muğla örgütü olduğu gibi artık hep birlikte diye Muğla'mızın il başkanlığımızın öncülüğünde bütün ilçelerdeki bu görüntüyü görmek ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Dalaman ilçemize gelen sevgili partilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hepimizin bildiği gibi pandemi döneminde Covid-19 nedeniyle uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Covid-19 sadece sağlığımızı etkilemedi, sosyal yönden, sosyal yaşantımıza da çok büyük etkileri oldu. Ama artık bundan yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Olduğumuz aşağıda da beraber ve sizlerle de beraber Dalaman ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu yemekte de hep beraberiz. Parti olarak birlikte gücümüzü gösteriyoruz. Sevgili Dalamanlılar, dün 30 Ağustos'tu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özellikle CHP Belediye'de orada coşkuyla kutladık. Çünkü 30 Ağustos bir zaferdi, bir destandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, bağımsızlığın gelmesinde, çağdaş, layık, demokrat bir ülke olmamızda büyük önem arz ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 30 Ağustos zaferi elde ederek bizleri bugüne getirdiler. Cumhuriyet'in kurulması da beraber büyük önderimizin devrimleri de bugün Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya baktığımız zaman bir Müslüman ülke olarak bizler çağdaşsak, medeniysek, bir Afganistan değilsek, Suriye'de değilsek, Irak değilsek bunu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ben Zafer Bayramımızı tekrar canı gönülden kutluyorum. Ayrıca sevgili Dalamanlı hemşehrilerim, bizler Muğla'daki 13 ilçe belediyenin 6 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi tarafından yönetiliyor. Başımızdaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Osman Gül'ün önderliğinde inanın ki Türkiye'ye örnek nasıl belediyecek yapılır, sosyal belediyecek nasıl yapılır bunun örneğini göstermekteyiz. Son orman yangınları da gösterdi ki devletin yapamadığını bizler hep beraber Büyükşehir Belediye'mizle, diğer belediyelerimizle beraber başardık. Biz bu gücü sizlerden alıyoruz. Sizlerin sayesinde belediye başkanı olduk ve halka hizmete, sizlere hizmete devam ediyoruz. O yüzden sizler bizlerimiz için çok değerlisiniz ve sizleri çok önemsiyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu çalışmalarımızı devam edeceğiz. Amacımız Muğla'da yaşayan tüm halkımızın refah düzeyini yükseltmek noktasında CHP belediyeden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edecek. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Dalaman ilçe başkanımın nezdinde de tüm örgütünü bu yemekten dolayı da kutluyorum. İyi akşamlar diliyorum. Buna rağmen Cumhuriyet diyen tüm gericilere de Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Cumhuriyet Halk Partisi'ni var eden Mustafa Kemal Atatürk'ün partili arkadaşları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok değerli dostlar, acı günler geçiriyoruz. Muğla olarak, ülke olarak ama 3 gün önce Muğla'daki aydınlanma mücadelesine büyük katkı veren bizlerin abisi 15 yıl il başkanlığımızı yapmış, 18 yıl dönem milletvekilliğimizi yapmış, partimizin genel sekreter yardımcılığını yapmış, disiplin kurulu üyeliği yapmış, spor adamı, gazeteci Tufan Doğu abimize, amcamıza buradan Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Kendisinin huzurunda önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklar içinde uyusun diyorum. Mücadelesi bizlere örnek olmaya devam edecektir.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu iki gün önce Dalaman sokaklarında yüzlerce, binlerce dostumuzla beraber yaşadık. Orada da söylemiştim. 19 Mayıs'larda hasta olanlara inat, 23 Nisan'larda Anıtkabir'e gelmeyenlere inat, Zafer Bayramı'na, Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkan siz Dalaman'ın hemşehrilerime orada da teşekkür etmiştim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Dalaman'ın her yerinden gelen, Dalaman'da Cumhuriyet'e sahip çıkan siz Dalaman'ın hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer yoktu o meydanda. Burada da aynı şekilde. Özgürlükten yana olan, barıştan yana olan, bu bayrağı sevip gerçekten bu ülkenin bireylerinin menfaatini isteyen, omuz omuza yürüdüğümüz İYİ Partili arkadaşlarımız da vardı. Demokrat Partili arkadaşlarımız da vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet sevdası için bir arada olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu hususu çok önemsiyorum arkadaşlar. Genel Başkanımız bir şey söylüyor. Bu saray düzenine karşı, bu insanlara zulmeden, insanın emeğini çalan, ülkeye zarar veren anlayışa karşı dostlarımızla yol yürüyeceğiz. Bundan sonra dostlarımızla yürüyeceğiz ve tekrardan Dalaman'da da, Ortaca'da da, Köyceğiz'de de, Muğla'nın birçok yerinde, Türkiye'de de Millet İttifakı olarak o sarayın bayrağını indirip gerçekten ülkeyi sevenlerin bayrağını Dalaman Belediyesi'ne hep beraber dikeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Dalaman hemşehriler hazır mısınız? Bunu hep beraber yapacağız. Ortaca'da yapacağız, Köyceğiz'de de yapacağız, Ulu'da da yapacağız, Yatağında da yapacağız. Bu inanç hepimizde var. Ben buna inanıyorum. Kötü günler geçirdik. Yangınlar, hastalıklar, seller maalesef bizleri ayırdı. Uzun süre bir araya gelemedik. Özlemiştik. Daha sık bir araya gelmemiz lazım. Konuşmamız lazım. Muğla'da yürütülen kalan projeleri de konuşmamız lazım arkadaşlar. Bunları biliyoruz. Sandır Hastanı'nda, Yörük dedelerimizin gelip yerleştiği Sandır Hastanı'ndaki madenlerle ilgili yürüttükleri projeleri biliyoruz. Akçaka'da yapmak istediklerini, Datça'da kargo koyunda yapmak istediklerini, Fethiye'nin Körfezi'nde yapmak istedikleri o marina projelerini biliyoruz. Buna karşı hep beraber Muğla'mızı omuz omuza savunmak zorundayız. Bu talan projelerine karşı, bu yalan projelerine karşı bir arada olmak zorundayız. Ve daha sık bir araya gelmemiz lazım. Ben bu anlamda bizleri bir yere getiren Dalaman Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sezer Durmuş, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yönetimine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum. Bundan sonra da Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğimize buradan bir kez daha söz veriyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet diyorum. Afiyet olsun. Evlatları, yoldaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dalaman birliktelik yemeğine hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ben biraz sesimi kısacağım. Bu bölge Burak'ın bölgesi. Az sesimi kısarak konuşacağım. Değerli arkadaşlar, öngörüsü olmayan, beceriksiz, bu ülkeyi yönetemeyen, baskıyla, zulümle, eziyetle, halkını kaosa sürükleyen bir iktidarla ne yazık ki 19 yıl geçti. Bundan sonra ne baskı, ne zulüm, ne eziyet durmadı. Bakın, ülke her seferinde felaketler geçiriyor. Depremler, seller, orman yangınları, toplu katliamlar, ölümler, tren kazaları, otobüs kazaları, efendim başımıza gelmedik iş kalmadı. Ya artık yeter. Biz artık felaket yaşamak istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz. Sandığı getirin, seçim yapalım, halk kararını versin, ya size güle güle desin, ya da bizi iktidara getirsin. Bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Halkın kararına saygı duyulsun istiyoruz. Ama bu kararı saygı duyacak ne iktidar var ortada, ne de bir yönetim. İktidar diyoruz da iktidar yok ortada. Ne var? Şahıs var arkadaşlar. Bak, bir şahıs iktidarı Muğla'da yaşanan olayların
yönetilemediğini net bir şekilde ortaya koydu. KOBİ ele alınırsa Muğla'da yanan ormanların neden söndürülemediğini tartışmamız lazım mı? Lazım. Ama bir yemek, ben kısa konuşayım. Sizden ricam, bu yanan ormanlara sahip çıkın. Asla asla o gözünü sabah 7'de 8'de 18 Temmuz'da açmış, kulağını genel kurula veren Turizm Bakanı'nın iştahı kabarmış bir şekilde planlama yapacak. Bakın, bunu tek başına yapıyor, buna karşı çıkın. Sizden beklentim bu. Ne ormanın yanan yerini, ne de yanmayan yerini. Hiçbir yerini. Muğla'nın tek bir çakıl taşını yandaşa, iktidara peşkeş çektirmeyelim arkadaşlar. Baskı, zulüm bizi yıldırmasın, bizi korkutmasın. Baskı nerede gelirse gelsin karşısında duracağız. Biz bundan 99 yıl önce de durduk. Biz Cumhuriyet tarihinden şimdi bugüne kadar geldik. Demokrasiyle adalet vardı ama adaletsizlik, demokrasi 19 yıldır olmadı. Baskılara boyun eğmedik, bundan sonra da hiç kimse eğmeyecek. Baskı kimden gelirse gelsin dimdik karşısında durduk, bundan sonra da durmayacağız. Duracağız. Bunu herkes iyi bilsin arkadaşlar. Gün birlik beraberlik içerisinde olma günüdür. Gün dik duranların kazanacağı gündür. Gün yılmadan yolunu emin adımlarla atanların günüdür. Gün boş vaatleri verenlerin günü değil, gün AKP'de kurtulma günüdür. Bu kurtuluşumuzu el birliğiyle Dalaman'daki yemeğimizde söyleyelim. Biz artık erken seçimi bekliyoruz. Dalaman'da baskıcı zihniyetlere karşı hak, hukuk, adaleti getireceğimize, genel başkanımızın liderliğinde yürüyeceğimize and içtik. Adalet herkese, her zaman, her yerde lazım diyorum. Yemeğimiz hepimize mutluluk, barış, başarı ve huzur getirsin arkadaşlar. Değerli il başkanım, çok değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanlarım ve ilçe belediye başkanlarım ve özellikle Dalaman ilçe başkanım, örgütümüzün kadın kollarında, gençlik kollarında görev olan çok değerli arkadaşlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz, sevgili abimiz orada oturuyor ve sevgili Dalamanlılar, CHP'li arkadaşlarım, hepinize öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yalnız başınıza gelecek konusunda çok farkında olduğunuzu zannetmiyorum. Farkında mısınız? Benim anlatacağım farkında mı? Bak haliniz ne olacak arkadaşlar? Kaç tane bir ilçe belediye başkanımız olacak? Kaç tane milletvekilimiz olacak? Yandınız, yemek yemek mümkün değil. Gerçekten şu anda Muğla'da çok güzel, özel bir iklim var. Aramızda İYİ Parti'nin ilçe başkanı var, Demokrat Parti'nin ilçe başkanı var ve büyük bir ittifakla biz önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz. Seçim mutlak yapılmalı. Çünkü hiçbir konuda iktidar muktedir değil ve hangi konuyu ele alırsanız alın, becerebildiği bir şey yok. Ama her türlü alevere, dalevere her şey var. Biz bunu söylemiyoruz, Sedat Peker söylüyor. Öyle değil mi? Her türlü iplik ortaya çıkmış vaziyette ve kendi aralarında dörde beşe bölünmüşler. Batan geminin mallarını paylaşmaya çalışıyorlar. Bu işin sonu yok arkadaşlar. Ve her kaldıkları an
gün ve ay Türkiye'de büyük bir tahribata sebep oluyor. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere birlik ve beraberliğimizi daha da sıklaştırarak kol kola, yan yana, can cana birlikte yürümemiz gerekiyor. Hiçbir başka şey, kaygı, bu birlikteliğimizi ve bunları iktidardan uzaklaştırarak gerçekten bir cumhuriyet hükümeti ve rejimi tekrar ihya etmek dışında önüne geçmemeli. Kişisel hırslarımızı bir yana bırakmalıyız. Ben önemli değil. Ülke önemli. Onun için bir araya gelmeliyiz ve birlikte dostlarımızla birlikte yürümeliyiz. Bunu yapabilir miyiz? Arkadaşlar şu anda seçim olsa sonuçları biraz önce size anlattığım bir felaket senaryosu olacak. Ve kaç milletvekili buraya çıkıp konuşacak? Kaç belediye başkanı buraya çıkıp konuşacak? Vay halinize, yemek memek yok arkadaşlar. Perize girdiniz. Var hocam. Evet. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Ve hepimizin hiçbir vakit kaybetmeden bu hedefe doğru birlikte yürümemiz gerekiyor. Buna muktediriz. Örgütümüz, birlikteliğimiz gerçekten buna müsait ve bunu istiyor. Onun için birlikte yürümek durumundayız. Başka çaremiz yok. Ben seçim deniyor. Evet seçim. Ama benim başka söylediğim bir şey var. Seçim değil, acilen seçim olması lazım. Acilen seçim. Buna ihtiyacımız var, ülkenin ihtiyacı var. Gördüğünüz süreçleri değerli arkadaşlarımız da ifade etti. Yangını yönetemediler, pandemiyi yönetemediler, ekonomiyi yönetemediler, dış politikayı yönetemediler, Afganistan'ı yönetemediler, Biden'la barışamadılar, Avrupa Birliği ile ilgili bir birliktelik oluşturamadılar. Yani nereye dokunsanız elinizde kalıyor. Gerçekten layık değil. Türkiye böyle bir yönetime layık değil. Ve bu görev bizde. Hep beraber burada olduğumuz gibi can cana, gönül gönüle, kol kola girerek dostlarımızla birlikte bu iktidara son vereceğiz. En büyük tehlikeli söylem şu arkadaşlar. Ya bunlar iktidara eğer seçimde mağlup olsalar bile iktidarı bırakmazlar. Hadi bakalım bırakmasın. Bu söylemi kesinlikle kaldırmamız gerekiyor. Bu özellikle çıkarılan ve yurttaşı sandığa gitmekte tereddüde sevk eden bir konuşma. Herkes mutlak surette sandığa gidecek, oyunu verecek. Bakalım ne olacak o zaman. Hadi bakalım bırakmasınlar. O mümkün değil arkadaşlar. Onun için hepimiz sandığa gideceğiz ve bu tereddüdü yaşayan arkadaşlara da mutlak sandığa gitmeleri gerektiğini onlara söyleyeceğiz. İstanbul seçimi bunun en güzel örneği. Önce ne kadar farkla kazanmıştı? İptal ettiler. Ne oldu? 800 bin farkla İmamoğlu tekrar seçildi. Demek ki korkulacak bir şey yok. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Peki ne olacak? Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bunun başka çaresi yok. Bugüne kadar bütün ittifakı yürüten, bütün farklı görüşleri bir araya getiren ve onları bir potada birleştirip bugüne kadar her türlü saldırıya rağmen birlikte olmayı sağlayan tek kişi var, Kılıçdaroğlu. Onun için de biz
Önümüzdeki seçimde umuyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını oynayacağız ve evet hayır diyeceğiz. Ve ondan sonra da büyük bir koalisyonla ülkeyi en kısa sürede parlamenter demokratik sisteme tekrar evireceğiz ve yeniden seçimlere geçeceğiz. Önümüzde işimiz çok. Hepimize Allah kolaylık versin. Ama işimizin çok olması işimizin zor olduğunu göstermiyor. Biz bu işi halledeceğiz ve iktidara geleceğiz. Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ilkelerine tekrar oturtacağız ve onun bize gösterdiği hedefte, yani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için hep birlikte yola gireceğiz. Bunun için ben Covid'den ve yangından sonra bizi ilk defa bir araya getiren ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Fakat bundan sonra diğer ilçe başkanları da sıraya girecek. Halimiz duman. Herhalde 15 günde bir ilçe yemeğine gideceğiz. Hazır olun. İyi olur, iyi olur tabii. Hazır olun ve birlik ve beraberliğimizi burada perçinleyeceğiz. Ve hepimiz iktidar için ve ülkenin kurtuluşu için yola çıkacağız. Yolumuz açık olsun. İktidarda buluşmak üzere. Hepinize saygılar. Belediye başkanım, milletvekillerim, önceki dönem milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, kadın kolları ve gençlik kolları ve hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımı il başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk önce bu birlik ve dayanışma yemeğini düzenleyen Dalaman ilçe başkanımı ve örgütünü kutluyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, hepiniz bildiği gibi artık iktidar görevini yapamamakta, ülkemizi yönetememekte, nereden baksak ekonomi çökmüş durumda, dışişleri, milli eğitim, felaketlere de yönetememekte. Geçen gün Muğla'dan çıkan yangında belediye başta büyükşehir belediye başkanım ve ilçe belediye başkanlarım, halkımız, milletvekillerimiz devletin önüne geçmiştir arkadaşlar. Devleti bulamamışlardır. Eğer bir ilde 11 gün yangın devam eder mi? Artık nasıl pandemi sürecini yönetemiyorsa hiçbir felakete yönetememektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlik ve dayanışmayı devamlı önemsememiz lazım. Önümüzü gelen engelleri hep beraber bu engelleri aşacağımıza inanıyorum. Artık hızla iktidara yürüyoruz. Bu iktidar sürecinde hiçbir arkadaşımız kişisel hırslarını öne geçirmemesi lazım. Aklının önüne gelmemesi gereklidir. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar birbirimizle beraber olursak iktidara o kadar daha hızlı geliriz. Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar yürüyüşünde bütün engelleri aşacağına inanıyorum. Bu düşünceyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yolumuzda hızla yürüyeceğimizi ve bu duygularımla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün 99. yılı Zafer Bayramı'nı kutladık. Bu Zafer Bayramı sadece Türkiye'deki halkımızın esaret zincirini kırmamıştır. Tüm dünya ülkelerini örnek olmuştur. Bu yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yolumuzu aydınlatan, her zaman bu yolda giderek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.
Hepinizi bu duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Diren Dalaman, diren Muğla, diren Türkiye. Sevgili misafirler, şimdi aramızda Dalaman Belediye'mizi kaybetmiş olmamıza rağmen belediye eksikliğini hissettirmeyen, başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımıza ben sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Hepsine minnet duyuyorum, saygı sunuyorum. Şimdi il başkanımızı göndermiyoruz. Aramızda bulunan parti emekçilerinden öğretmenimiz Necati Başarıcı ve Değerleşin'i sahneye davet ediyorum. Bugün kendilerinin 40. evlilik yıl dönümleri olması sebebiyle buraya davet ediyorum kendilerini. Pasta kesim yapacağız. Hocam sahneye alalım sizi. Bu arada il başkanımız Sayın Adem Zeybekoğlu aramızda. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gür'ün aramızda. Milletvekillerimiz Burak Erbay, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan onlar aramızda. Onları da sahneye davet ediyorum. Seydi Kemer İlçe Başkanımız Cemil Daydır'ı, Ortacı İlçe Başkanımız Evrat Tezcan'ı, Ulay İlçe Başkanımız Hüseyin Özcan'ı, Marmaris İlçe Başkanımız Zeki Can Balcı'yı, Menteşe İlçe Başkanımız Mustafa Aytaç Kava, Datça İlçe Başkanımız Aytaç Kurdu, Yatağan İlçe Başkanımız Mehmet Kemik sizi, Milas İlçe Başkanımız Tüze Çetinkaya'yı, Bodrum İlçe Başkanımız Halil Karahan'ı, Milas Belediye Başkanımız Muhammed Togat'ı, Menteşe Belediye Başkanımız Vahattin Gümüş'ü, Datça Belediye Başkanımız Gürsel Uçar'ı, Fethiye Belediye Başkanımız Halim Karaca'yı, İyi Parti İlçe Başkanımız Bahadır Bakırcı'yı, Demokrat Parti İlçe Başkanımız Mükerrem Demirkıran'ı, sevgili muhtarlarımız Gökçeacık muhtarımız, Dariyeri muhtarımız, Çövmen muhtarımız, Kabukarkı muhtarımız, varsa aramızda sayamadığım, görmediğim muhtarlarımızdan, oda başkanlarımızdan hepsini buraya davet ediyorum. Biz hepimiz buraya toplandık da 40. yıl kutlayan çift burada yok. Kendi kendimize kutlamayacağız herhalde. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nice 40 yıllardır. Evet, kırklanmışsınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi nasıl geçti bu 40 yıl diye sorsam bir sabaha buluruz. Ama güzel geçti belli yüzlerinden. Ben de hesaplıyorum, ben de 40'ı geçtim. Ben de fena değilim. Evet. Sizi evlendirirken bir yastıkta kocasın demişler. Ama siz yastığı kocatmışsınızdır, yastığı değiştirmişsinizdir herhalde. Değil mi? Evet, güzel bir yolculuk yaptınız. Mütebessim bir şekilde kol kola el ele yine berabersiniz. İnşallah bütün evli olan çiftler aynı şekilde sizlere örnek alırlar. Onun için bu önemli. Nice 40 yıllar demeyeyim ama nice yıllar yine yaş günlerinizi, evlilik yıllarınızı kutlamanız dileğiyle pastaya davet ediyorum. Siz geçeceksiniz, hepimiz yiyeceğiz. Yolunuz açık olsun, sağlığınız bol olsun. Buyurun. Abi geri gelebilir miyiz? Buyurun. Yine kısımlarınız? Yok yok. Buyurun buyurun. Yok, yakından bu atom gözüküyor. Haydi bakalım. Bıçağı kim tutuyor? Vallahi hanım tutuyor, erkek yardım ediyor. Bıçağa alışkın değil. Parça. Evet, şimdi tabak ve çatal getirin. Thank you.
Mutfak olayı fena değil yani. Çatalı iyi tutuyor. Evet. Şimdi ilk günkü gibi birbirlerine birer parça pasta ikram edecekler. Elleri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz eşinize? Ay 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 ay. Nice yaşlılar. Sağ olun. Evet, çok güzel, çok güzel. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Altın yazın açar bize her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Altın yazın açar bize her taşa. Güzel günler göreceğiz. Kaldırın hep beraber. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Haydi kaldır elleri dalama, buğla. Zaten harikasınız, kaldır. Soldan, arkada. Evet, muhteşemsiniz efendim. Her bir protokol. Evet. Ray 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 ray. Güneler havada kaldı. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Siz söyler misiniz? Çocuklar inanın. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Şimdi kabul eder haydi. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çok teşekkürler. Çok merhaba. İlçe başkanım Sezen. Buyurun kardeşim. Buyurun kardeşim. Ben çok özür diliyorum. Biraz önce aramızda olan önceki dönem milletvekillerimiz buradaydı. Heyecanıma versinler. Kusura bakmasınlar. Onları da buraya davet ediyorum. Önceki dönem milletvekillerimizden Ömer Sual'dan Sami Gökmez Ali Arslan vekillerini de buraya alabilir miyim? Arkadaşlar kameraya sallayın. Önceki dönem İl Başkanı Mustafa Başkanım buradaydı. İlçe Başkanlarımızın Erdoğan Karakuş. Kamil Başkanım buradan göremedi. Efendim iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çek çek ben de çoğunluğum. Eder mi? Boya selam söyle. Uzun konuşmasında artık sağa sola çekmeye gerek yok. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. İktidara gelmemiz için, gelebilmemiz için. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önceki dönem milletvekillerimiz adına da en eski vekilimiz Sami Gökmen'e ben söz veriyorum. Kendisinden de bizlere bir şiir okumasını diliyorum.
İyi akşamlar. Dalaman Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzün düzenlediği tanışma, kaynaşma, kucaklaşma gecesine hepiniz hoş geldiniz. Diyorum ki önümüzdeki dönemde parti üyelerine, yandaşlarına ve partiye gönül verenlere ön seçim yapar ise, evet biraz önce partimin milletvekilleri, il başkanı ve belediye başkanlarının söylediği gibi 13 tane ili ve büyükşehir almak, hatta ve hatta 7 tane milletvekilini çıkarmak hiçten bile değil. Çünkü biz şu anda Millet İttifakı'nın bir unsuruyuz. Onun büyük ortağıyız. Eğer onlarla da beraber kalkan Türkiye'de Cumhurbaşkanlığını kazanacağız diyor ise, ortak akılla, ortak düşünceyle ve hep beraber çalışarak her şeyi başarırız. Onun için ben hepinize bugün yemeğe değil, İl Danışma Kurulu'na katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımı da kutluyorum. Çünkü gerçekten herkesin mikrofon alıp söylediği bir noktaydı. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Yarın kendine hoş geldin diyorum. Sözü artık Mustafa abimize veriyoruz. Kaldır elini sağlara. Hadi bu kadar da olmuş. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Evet. Başkanım, kaldırabilir miyiz elini? Evet. Harikasınız. Kaldırabilir miyiz? Başkanım. Aynen, harikasınız. Bravo buna. Döndüm daldan kuru yaprağa. Ayağına sar beni, değilim ben.